Ve Habertürk gündemde sevgili seyirciler, bugün geniş şekilde ele alacağımız konuya geçiyoruz. Aslında kaç zamandır benim de incelemek istediğim bir kitaptı bu, Harem ve Cariyelik. Malumunuz özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminin anlatıldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra daha çok tartışılan ve merak edilen Osmanlı Sarayı'ndaki harem yaşantısı Meclis Milli Saraylar Daire Başkanlığı tarafından kitap haline getirildi. Harem ve Cariyelik adı verilen kitapta cariyelik kavramı ve bu kavram üzerinden 19. yüzyıl haremi anlatılıyor. Biz de haremle ilgili merak edilenleri kitabın yazarı Cengiz Göncü ile konuşmak istedik. Sayın Göncü aynı zamanda Milli Saraylar Daire Başkanlığı Beylerbeyi Sarayı Müdür Yardımcısı, sağ olsunlar geldiler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elinize sağlık, kitap budur. Cemil Çiçek tarafından da takdim edilmişti ve gazetecilerin de katıldığı, uzman isimlerin de bulunduğu bir toplantıda daha çok yeni bir şekilde kamuoyunun takdirine sunulmuştu. Tabi haliyle elbette diziyle birlikte özellikle harem ve cariyelik konuşulmaya başlandı. Hep de merak edilir tabi padişahın evi nasıldı, evet, yaşamı nasıldı diye. Nasıl bir gereklikten doğdu ve siz burada hani kitapta ne anlatıyorsunuz? Vaktimiz el verdiğince başlıklar halinde konuşalım. Şimdi öncelikle tabi Harem ve Cariyelik kitabının ortaya çıkışı yaklaşık 1,5 sene önceki bir zaman dilimine dayanıyor. Tabii ki şu anda gündemde olan ve güncel olan bazı diziler, bazı yayınlar belki kitabın daha bilinen veya merak edilen bir yönü olmakla beraber, esasında biz güncel olan bir şeye bir cevap yetiştirmek veya cevap vermek amacıyla hazırlamadık. Milli Saraylar Daire Başkanlığı'nın tabii bizim yerli yabancı ziyaretçilerimiz var, saray köşk ve kasırlarımızı gezen. Ziyaretçilerimizin ilgisini çeken, uzun yıllardır ben de Milli Saraylar'da görev yapan bir kişi olarak en çok sorulan padişahların özel yaşamı. Yani biz ne kadar saray teşkilatını anlatsak da, sarayla ilgili çok derin tarihi bilgilere girsek de yine de merak edilen bu konular oluyor. Bu da anlaşılır bir şey tabii ki. Anlaşılabilir bir şey, fakat hakkında bilgi çok az. Tabii. Bilgi çok az ama hayal çok. Bilgi az, hayal çok. Bir de tabii batılı oryantalistlerin, evet, özellikle hayal dünyasından çıkanlar ki geniş bir şekilde, evet, hani kadınların, o işte cariyelerin dans eden, evet, böyle şıkırtılı kıyafetler, ondan sonra açık kıyafetler, evet, giyen, hep öyle tasvir etmişler ve neredeyse yarı çıplak tasvir etmişler hani resimlerde i̇şte, bizim gördüğümüz öyle. Bu tabii oryantalist bakış açısı zaten var olduğu andan itibaren her zaman yanlı. Fikri altyapıdan veya insani bakış açısından doğrusu yoksun ve sorumlu bir bakış açısı olduğu için aynı bakış açısı harem ve cariyelik kavramına da doğuyu eleştirmek ve kendini tanımlarken doğuda bunlar var ama bizde yok, biz öyle değiliz mesajını vermek için daha çok kullanmışlar. Biz Milli Saraylar Daire Başkanlığı olarak hem bu bakış açısının ortaya koyduğu zararı bir nebze olsun. Tabii çok iddialı, her türlü eksikliği giderdik anlamına gelen bir şey değil bu. Öncelikle harem nedir? Haremin bütün toplumlarda, insanlığın var olduğu andan itibaren, özellikle çünkü harem denince akla hemen ilk gelen şey, ne kadar etimolojik, bilimsel tarifi yapılırsa yapılsın, çok eşlilik akla geliyor. Birçok genç ve güzel kadın akla geliyor. Hatta belki genç kız diyelim yani, çünkü çok daha hani 15-16'larında, evet, ve hani padişahın aralarından seçtiği bir alanmış gibi, yani ilk böyle insanın böyle algısı maalesef toplumda böyleydi. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Ben sizin gibi uzman isimlerin özellikle diziler üzerinden bu konunun tartışılması taraftarı, evet, olmadığınızı biliyorum. Ama belki şunu söyleyebiliriz. En azından merakın artması, araştırmaya girişmesi insanların, evet, ya da daha çok tarih okuması açısından bir avantaj ve artı değer olarak da görülebilir. Evet. Son dönemde tabii oyuncuları arasında ya da işte dizinin senaristine falan da hep bu soruldu. Bu dekolteler var mıydı diye. Çünkü çok seyredilen bir dizi ve baştan sona takip etmeseniz bile tanıtımlarından bile gördünüz. Bütün, evet, kadınların göğüsler şuraya kadar açık ki buna anne, valide, sultan filan da, aynen, dahil olmak üzere. Resimlerde de tabii o gözüküyor, oryantalistlerin hareme dair resimlerinde. Bir kere böyle bir dekolte var mıydı? Sizin araştırmalarınızda ne çıktı? Şimdi bir kere yansıyan, buna delil olarak bazı minyatürler gösteriliyor. Bir kere bazı minyatürler bize özgü şeyler tabii ki. Velev ki bazı minyatürlerde bu tür görüntüler olsa bile bunların da çok sağlam bir temele dayanıp dayanmadığına bakmak lazım. İkincisi, böyle bir dekolte velev ki olmuş olsa bile bunun
çok özel bir alanda kullanıldığını düşünmek lazım. Ben madem güncel, buna ilişkin ben de bir şey söylemek lütfen istiyorum. Örneğin çok değerli bir hocamızın yaptığı bir çalışmada dün gelirken acaba yeni olarak ne söyleyebilirim diye baktım. Gülru Necipoğlu hocanın bir çalışmasını Topkapı Sarayı ile ilgili. Hürrem Sultan'ın yanında 100 tane cariyesi olduğunu ve kendisini göstermediğini. Kendisini göstermemek çünkü bir ayrıcalıktır Osmanlı'da. Böyle hani dizilerde gördüğümüz gibi padişahın odasının yanına kadar gitmeler, çat kapı içeri girmeler, bunlar asla olabilen şeyler değildir. Tabii Hürrem Sultan'ın kendisini göstermediği, ancak geceleri dışarıya çıktığı, dışarıya çıktığı zaman da kapalı bir arabayla gezdi. Şimdi gerçek bu, belgelenen bu, akademik çalışmalarda gösterilen bu, yansıtılan ise gerçekten apayrı şeyler. Yani şimdi... Ama tabii normalde dizide kadın kendisini göstermiyor olsa, senarist öyle yazsa dizi yürümez. Dizi yürümez. Fakat burada da madem bu tartışmaya girdik, o halde bu film tarihten esinlenilmiştir. Kurgudur dendiği zaman bizim, belki ben yanılıyor olabilirim ama kurgu denen bir şeyde de gerçek kişiler, gerçek mekanlar kullanılmaması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü kurguda isimler değişir, mekanlar değişir ama dinleyen onu ima yoluyla ne olduğunu anlar. Böyle de benim madem biz öyle bir amacımız yoktu, daire başkanlığımız 19. yüzyıl haremini ve cariyeliğini inceledi ama biz de bu tartışmaların içine zaman zaman giriyoruz. Bu yöndeki görüşümüzü de açıklamış ve ifade etmiş olduk. Ama Cengiz Bey, benim gördüğüm kadarıyla siz illaki hani dekolte yoktur demiyorsunuz. Var ise bile orası sonuçta mahrem bir alan. Yani evet, yani varsa da dünyanın hangi toplumunda mahrem yoktur? Dünyanın hangi toplumunda harem yoktur? İşte bak, bakınız bu kitapta bir batılı, yine bir batılı şunu söylüyor. Biz oryantalistlerin yaptığı gibi bir şeyi kötüleme yoluyla kendimizi tanımlamaya gitmedik. Garbiyatçılık yapmadık yani. Biz burada belgeler neyi söylüyorsa, kıymetli araştırmacılar neyi söylüyorsa biz onları bir araya getirerek bir bakış açısı yansıtmaya çalıştık. Anlaşılan o gidiyor bir Grace Ellison isimli bir batılı seyyah. Bizde ilan edilmemiş çok eşlilik, batıda ise kurumsallaştırılmış, yasallaştırılmış birçok eşlilik var şeklinde bir kanaatini ortaya koyuyor. Yani biz eğer batı saraylarında Borges Hanedanı'nın aile içindeki özel ilişkilerini ortaya çıkartabilirdik, çok farklı bir şey yapabilirdik ama buna gerek yok. Yani biz birilerini kötülemek, birilerinin açığını çıkartarak ne yapmaya çalışıyoruz? Biz sadece Osmanlı Sarayı'nda yaşanan hadisenin çok insani bir şey olduğunu, haremin bir kurum olduğunu, cariyeliğin bir hizmet sınıfı olduğunu, cariyelik deyince insanların belli belirsiz gülümsemesine gerek olmadığını, cariyelerin kendi içinde bir kurumsal, bir hiyerarşisi, bir yapısı olduğunu, sözün özü, eğer padişahların özel yaşantısını tüm yönleriyle ortaya kim çıkar denebilir, bunu hiç kimse yapamaz. Peki, Nurhan Atasoy hocamız tabii çok kıymetli bir isimdir. Kendileri de hazırlarmış. Biz ona bir araç göndermiştik ki Gülay İnce şimdi röportajı yapacak. Kısaca bir izleyelim, ondan sonra size tabii sorularım olacak. Kitap çok ilginç. Osmanlı Haremi konusunda çok uzun yıllardır araştırmalar yapan ve bu konuda 20'nin üzerinde kitap yazan sanat tarihçisi Profesör Doktor Nurhan Atasoy'u dinleyeceğiz. Sayın Atasoy'un harem kadınlarının giyim kuşamı ile ilgili olarak da görüşleri önemli. Kendilerine saygı sunuyoruz ve hemen Gülay İnci'yi dinliyoruz. O soruları yöneltecek. Gülay, sendeyiz. Evet Pelin, haremde nasıl bir yaşam vardı? Bu konuda çok sayıda araştırma yapan değerli bir isme, Profesör Doktor Nurhan Atasoy'a soracağız. Çok tabii dizilerle gündeme geldi bu tartışmalar ama haremde özellikle kadınların giyim kuşamı nasıldı? Oradan başlayalım istiyorum. Çok hoş, çok şık, çok dekolte kıyafetler görüyoruz biz. Benzerlik taşıyor mu ya da var mı farklılık? Şimdi bu diziye hem teşekkür etmek hem de sitem etmek gerekiyor. Çünkü müthiş bir ilgi uyandırdı. Tarihe uygun ilgi uyandırdı. Bunun için teşekkür ederiz. Ancak çok yanlış bilgilerde verildiği için sitem ediyorum ben. Tabii ki kurgu, bunu bilmiyor değiliz. Ancak belgesel değil. Buna rağmen bütün tarihi konu alan bütün filmlerde
Kurgu çok önemli, evet. Ama hiçbir zaman konuşma tarzı, ilişkiler, ilişkilerdeki davranışlar, giyim, kuşam, etraf, eşyası, bütün bunların çok doğru olmasına bütün ileri ülkelerde dikkat edilir. Ve orada yapılan filmler gerçekten o bu konularda gerçeği yansıtırlar. Bu filmde maalesef çok hayaller fazla işlemiş ve kıyafetler açısından her şey çok yanlış. Sizin elimizde hemen ben bunu da açıp göstermek istiyorum. Bir taraftan da bunu göstererek konuşalım istiyorum. Özellikle kıyafetler dekolte var mıydı yok muydu tartışması çok gündeme geldi. Şimdi bana bu hep soruluyor. Yani olmaz olur mu? Herkesin bildiği Levni, 3. Ahmet devrinde yaşamış sanatçı Levni'nin bu figürleri yaptığı figürler, herkes biliyor bunları. Fakat akıllarına gelmiyor onu hatırlamak. Onlara baktığınız zaman bile göreceksiniz ki bu hanım kıyafetlerinde birçok kadın figürü yapmıştır. Onların hepsinde bugün de moda olan alçak bir dekolte, göğüslerin yarısı dışarıda. Bugün de böyle bir moda var. O modanın ta 18. yüzyılda böyle olduğunu görüyoruz. Sonra 13. yüzyılda yapılmış, Konya'da yapıldığını bildiğimiz bir eser var mesela. Varka Gülşah diye bir romanı ele alan bir eser var. Orada da Gülşah'ın göğüsleri aynı bu minyatürdeki gibi görülüyor. Yani bunlar sokak kıyafeti değil tabii hemen ki. Bir sonraki sayfada bakın, aslında sokak kıyafeti sizin de gösterdiniz. Bakın, sokak kıyafetinde bunlar olmuyor. Hatta 3. Ahmet devrinde bu çok şeffaf şeyler, örtüler kullanıldığı için zaman zaman emirler de çıkılıyor. Yani kıyafetlerde çok daha dikkatli olunması için birçok şeyler çıkıyor. Tenkitler çıkıyor ve dikkat edilmesi hususunda emirler veriliyor. Yani sokak kıyafetiyle ev kıyafetini de ayırmak lazım. Ev kıyafetinde herkes halk bile yani normal vatandaşların, hanımlar da evde böyle yarı çıplak demeyelim, dekolte giyiniyorlar. Şimdi ben size bir şey daha hatırlatmak istiyorum, herkese hatırlatmak istiyorum. Şu elbisenin kollarına bakın. Yahut da şu minyatürde daha da güzel. Şimdi burada geleneksel Anadolu kıyafetlerinde, şehir kıyafetlerinde, hatta bazı daha köye inen kıyafetlerde bile şu şekilde uzun, yani kol boyunu aşan, uzunlukta kolları olan, yandan yırtmaçları olan, üç etek dediğimiz elbiseler bakın 18. yüzyılda tıpatıp yapılmış. Bunların kesimleri de böyle, göğüs kısımları şeydir, aşağıya doğrudur. Sonra ben yani şu anda size gösteremeyeceğim ama daha köylerde bile giyilen yahut göçebe halkın giydiği, kadınların giydiği şeyler var. Onlarda da bu kesim her zaman alçak, aşağıdadır. Sütyen giymiyorlar o zaman. Göğüsleri kaldırmak için sıktı dedikleri bir şey var. Böyle göğüslerin altından sıkılıyor. O biraz göğüsleri şey yapılıyor. Yani bunu böyle göstermek ev içinde çok alışılmış bir şey. Çok alışılmış. Yani herkes böyle biraz daha hafızasını şey yapsa, bunun örneklerini kendileri de hatırlayacaklardır. Daha çok minyatürlerden şey gördüğümüz şeyler. Peki kıyafet olarak günümüze ulaşan eserler var mı? Ben size şeyi söyleyeyim. Gidin Kütahya'ya. Bunların çok benzerlerini
geleneksel kıyafetleri bugün bile düğünlerde giyiyorlar. Çok seviyorlar eski geleneksel kıyafetlerini. Evet. Hala Anadolu'da Bindallı denir. Bindallı yahut başka bir sürü isimleri var. Yani bir sürü örneklerini siz ailelerde bugün bile görürsünüz. Bir de müthiş takılar takıyorlar. Evet. Düğünlerinde öyle ki düğünlerde o kadar şıklık, o kadar... Ben gördüğüm zaman şaşırdım. Bu ne kadar zenginlik diye. Türkiye fakir değil. Vallahi Kütahya'daki bir düğünde bile şey yapıyorlar. Polise haber veriyorlar. Yani bir şey olmasın diye. Yani bir sorun yaşanmasın. Yani evet, güvenlik açısından. Peki son olarak sadece kısaca çok hoş kıyafetler ama yaz kış giyiliyor görüyoruz. Üşünmüyor mu? Hele haremde, yani sarayda harem çok soğuk oluyor ve rutubetli oluyor. Gerçekten çok zordur. Isıtma şartları, tabii ocaklar var. Hemen hemen her odada. Her odada. Çok teşekkür ediyoruz. 3G bağlantıda bazen böyle donmaları olabiliyor ve saygılar sunuyoruz. Bir kez daha değerli bir profesör olarak harem konusunda herhalde en başta konuşacak kişilerden bir tanesiydi. Biz de mikrofon tuttuk. Cengiz Göncü, işte bu kitabı hazırlayan, metinleri yazan kişi sevgili seyirciler. Bu kitap dediğimiz gibi Harem ve Cariyelik ismini taşıyor ve Meclis Milli Saraylar Daire Başkanlığı tarafından kitap haline getirildi. Çünkü diziyle birlikte çokça konuşulur, tartışılır hale gelmişti. Ve ben hemen Cengiz Bey'e şunu soracağım. Tabii çok başlık var. Yani burada hepsini konuşabilmek mümkün değil ama genel olarak kölelik ve 19. yüzyılda Osmanlı toplumundaki bu cariyelik fikri. Tabii onlar nasıl bir hiyerarşiye sahipti? Belli bir maaşları vardı. Yemeleri, içmeleri, giyim kuşam, kültür, sanat, dışarı çıkmaları, eğlenceleri vesaire, misafir ağırlamaları. Tüm bunlar muhakkak tek başına bile konuşulmaya değer. Ama sizle de tabii kendi aramızda sohbet ederken evet, diyorsunuz ki hani tek bir padişah ve onun yaşantısı üzerinden bu sistemi anlamak mümkün değil. Değil mi? Evet. Yani bu harem özellikle Fatih Sultan Mehmet'in devleti bir imparatorluk haline getirmesiyle beraber bir kurum haline geldi. Cariyelik de kul sistemi, kapı kulu sistemiyle beraber ortaya çıkan yine bir devlet sisteminin bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Bizim az önceki sohbette de değindiğimiz şey şuydu. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın veya bir dönem anlatılırken çeşitli yönleriyle ele alınırsa siyasi, askeri, kültürel ve bunun içinde harem belki %2'lik birlik bir yer alır. Onu da bir kurum olarak ele almak gerekir. Öyle ortaya çıkmıştır. Böyle olursa bütün detaydan koparılan, bütünden koparılan detay daha iyi anlaşılır diye düşünüyoruz. Biz bu çalışmamızda, yani müsaade ederseniz ondan bahsetmeyeyim. Biz bu çalışmamızda o bahsettiğiniz detaylar, hiyerarşi, teşkilat, bütün bunlardan toplu bir mesaj. Yani bunun kitabın merkezinde şu olsun istedik. Bir, harem ve ona bağlı olarak akla gelen, ki bu değil esasında, çok eşlik tarih boyunca tüm toplumlarda görülmüş. Fakat toplumların gelişimine bağlı olarak ilk çağlardan itibaren bazı toplumlarda daha erken ortadan kalkmış, bazılarında daha geç ortadan çıkmış. İslam dini idealize ettiği şey tek evliliktir. Fakat bulduğu, zaten bulduğu var olan sosyolojik bir gelişme olarak çok evliliği belli şartlara bağlamış. Bu belli şartlara bağladığı, ruhsat verdiği şey ne yazık ki oryantalistler tarafından İslam'ın veya İslam dininin bir emri gibi algılanmış. Bir kere bu da yine sorunlu bir yaklaşım. Bir diğer konu da cariyelik. Aynı şekilde cariyelik nedir? Cariyelik padişahın eşi anlamına gelmemektedir. Cariyelik de aynı çok eşlik gibi, kölelik daha doğrusu, bütün hukuk sistemlerinde görülen bir olgudur. Dolayısıyla Osmanlı Türk toplumunun haremini anlatırken, cariyeliği anlatırken bunun bir kurum olduğunu, bunun bir teşkilat olduğu, bunun bir devlet sisteminin, Halil İnalcık hocamızın çok güzel ifade ettiği üzere kul sisteminin bir yansıması olduğunu bilerek anlatılması gerekir. Bir de mesela biz bu kitapta cariyelerin çok dramatik, çok trajik hallerini anlatmaya çalıştık. Öyle bir bölüm de var. Yani bunlara biraz daha farklı pencerelerden yaklaşmaya çalıştık. Var olan genel imajı elimizden geldiğince nesnel yaklaşımlarla ve belgelere dayalı olarak, ama hamasetle değil, ortadan
ortadan kaldırmak demeyelim. Yaklaşımlar yine bir yerde durur ama biz kendi üzerimize düşen Milli Saraylar Daire Başkanı olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Reklam arası vermemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Meclis Milli Saraylar Daire Başkanlığı tarafından kitap haline getirilen Harem ve Cariyeliği konuşuyoruz. Kitabın yazarıyla konuşuyoruz, Cengiz Göncü ile. Şimdi kitaptan size bir fotoğraf göstereceğim ve Cengiz Bey bana dedi ki eğer 19. yüzyılda haremden bir cariye örneği verilmesi gerekse ki Semra Germaner ve Zeynep İnankur hocaların da işaret ettiği bir resim bu. Oryantalistlerin İstanbul'u kitabı çok güzel bir kitap, onu da tavsiye ederiz. Budur kadının resmi, bir yakından görebilirsek. Yani esas itibariyle giyimi kuşamıyla böyle bir görüntüye sahipti diyorsunuz. Evet, 19. yüzyıl sarayında. Bu bizim koleksiyonumuzdadır. Milli Saraylar Daire Başkanlığı'nın koleksiyonunda olan bir saray. Yani çok dekolte gibi gözükmüyor. Çok kapalı da değil. Açık tenli bir kadın. Evet. Biraz aslında Hürrem'i de sanki andırıyor, iri gözler. Çok zayıf değil. Evet. Değil mi? Hafif balık eti. Ve kızıl mı onun saçları? Hafiften sanki. Evet. Kızıla çalan bir renk. Peki diyelim hareme gidiler, artık orada böyle hayatlarının sonuna kadar bir köle gibi mi yaşıyorlar? Yani toplumda genelde böyle bilinir. Yani klasik dönemden itibaren son döneme kadar, klasik dönemde biraz daha farklı olabilir. Çünkü savaşta esir alınan ve kendi iradesi dışında, işte bu dizilerde de gösterilen saraya çok sıkıntılı, problemli, hüzünlü bir şekilde gelen cariyeler sonraki dönemlerde çok da saraya alıştıklarını görüyoruz. 19. yüzyılda ise tam tersine, özellikle Kafkas kökenli, Çerkes kökenli aşiret liderleri çocuklarını yarın öbür gün daha ninnilerle büyütürken inşallah bir konağa, bir saraya cariye olasın diye kulaklarına fısıldadıklarını kaynaklar, literatürü bize söylüyor. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi acaba bunlar burada hapis hayatı falan değildi. Bunların bir zenciler için 9 yıl, zenci cariyeler için 9 yıl, beyaz cariye dedikleri, literatürde böyle geçer belgelerde, onlar için de 7 yıllık bir zaman vardır. Bu zamanı doldurduktan sonra kendi iradeleriyle evlenmek için veya başka bir amaçla saraydan dışarıya tabii yani çıkabilirler. Ben artık gitmek istiyorum, ayrılmak istiyorum, burada haremde kalmak istemiyorum diyen çıkabiliyor mu? Bu bir genel kaidedir. Sarayda kalmak istemeyene zorla sarayda tutmak diye bir şey yok. Ama tabii bu öyle naif veya öyle güzel bir şekilde ifade edilir ki hiçbir cariye ben artık sarayda kalmak istiyorum, istemiyorum diye veya konakta bunu bu şekilde söylemiyor. Bunun çok güzel üslubu, onu belki vaktimiz yetmez ama ben burada müsaade ederseniz bir kitapta da yer verdiğimiz bir örneğe yani yer vermek istiyorum. Sultan II. Abdülhamit döneminde saraydan Felek Su isimli bir cariye saraydan çıkmak istediğini ilgililere söylüyor. İzin verilmiyor, vermiyorlar. Zamanı dolmuş, süresi dolmuş. Bir şekilde ayrılmak istiyor. İzin vermiyorlar. Uzun bir süre bu böyle devam ediyor. En sonunda Yıldız Sarayı'nı 2. Abdülhamit döneminde bir yangın çıkartıyor. Ortalığı alevlendiriyor. Sultan II. Abdülhamit bunu duyunca yani beklenen nedir? Koca sarayı yakan kellesi vurula veya işte saraydan dışarı kötü bir şekilde yakapacı. Öyle tam tersine Sultan II. Abdülhamit'ten beklenecek diplomasinin de bir ustası olarak her zaman nitelendirilen 2. Abdülhamit çok daha farklı bir şekilde davranıyor ve o sarayı yakan cariyeyi ödüllendiriyor. İyi bir maaşla, iyi bir çeyizle saray dışına gönderiyor. Tam tersine onu isteğine rağmen sarayda tutan şeyleri de, yetkilileri de cezalandırıyor ve onları da istememelerine rağmen saraydan çıkartıyor. Şimdi bu hikayeden de anlıyoruz ki aslında hareme, cariyeliğe dair bilgilerimiz hem zayıf hem eksik hem de yanlışlarla dolu ve işte Meclis Milli Saraylar da bunun önüne geçebilmek adına böyle bir kitap hazırladı. Siz de imza attınız. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sevgili seyirciler, tabii kitapçılarda bulabilir miyiz diye sordum. Şimdilik Milli Saraylara bağlı Saray Köşk ve Kasırlar'da bu kitaba ulaşabileceğimizi öğrenmiş bulunmaktayım. Ama
Tabii mutlaka halktan böyle bir talep gelecektir. Evet. Ve daha geniş çerçevede herhalde kitapçılarda da bulabilmek için mutlaka başvuruda bulunacaklardır. İşte mahremin hakikatine doğru durum budur sevgili seyirciler. Cengiz Göncü'ye çok teşekkür ederim bir kez daha. Ve bu arada hem hayallerde oluşturulan ve özellikle oryantalistlerin ortaya koyduğu bakış açısıyla gerçeğin de mukayesesinin yapıldığı bir bölüm de var ayrıca kitapta. Bunları da detaylı bir şekilde bulabilirsiniz içinde. Evet, Habertürk gündemi böylelikle noktalıyoruz. Umarım ilginizi çekmiştir konu. Tabi dizi de yayınlandıkça ve böyle reytingler geldikçe illaki konu yine gündemde kalacaktır. Görüşmek üzere sevgili seyirciler, hoşça kalın.